Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oğlumun beslenmesini hazırlamaya geldim. Nugget istedi beslenmesine bugün. Bir de çilek meyve suyu. Onun isteği üzerine şimdi fritöze nuggetları koyacağım. Çilek ve meyve suyunu koydum. Nuggetlar da pişti. Kabına koyacağım. Sıcaklığa gelmesini bekledim. Kapağını kapatınca çok hamur gibi olmasın, nemlenmesin diye. Bu arada hangi nugget'ı kullanıyorum? Muhakkak görmüşsünüzdür de bu Lezita'nın piliç nugget'ını kullanıyoruz. Normalde pek dondurulmuş böyle nugget'ları sevmem ama bu başarılı. Çok güzel hamburger de olur yani bundan. Biraz fazla ama yani arkadaşlarıyla da paylaşım yapıyorlar bazen böyle. O yüzden sorun olmaz. Evet, oğlumun beslenmesi hazır. Tamamdır. Ve okul yoluna çıkıldı. Diyoruz bakalım. Bugün hava güzel. Ama sanırım yine yağışlı günler geliyormuş. Türkiye genelinde bilmiyorum ne kadar doğru ama bugün güzelmiş. Oğlum sen nasılsın bugün? Ben de iyiyim. İyi misin? Ben de çok iyiyim. Allah iyilik versin. Çok şükür iyiyim. Çok şükür iyiyim. Allah'ım iyilik versin sizlere inşallah. Ben eve geldim. Kızımın bugün TÜBİTAK proje günü. Gelmeden de kasaba uğradım. Şöyle kuşbaşı tavuk aldım. Göğüs değil. Kuşbaşı yaptırdım. Bunu baharatlayıp buzluğa koyacağım. Emrah'ın spor günleri favori menüsü biliyorsunuz. Tavuk salata. O yüzden buzlukta bittikçe yapıp buzluğa ekliyorum. Akşam dolaba koyacağım. Sosta beklesin biraz. Güzel oluyor. Çünkü sosta bekleyince et, tavuk, balık falan. Neler ekledim? Tuz ekledim. Karabiber, pul biber. Osmanlı baharatı diye bir baharat var. Ondan ekliyorum biraz da. Tamam. Bu köri sosundan ekledim. Çok azıcık da bu sriracha artık nasıl okunuyorsa bu acı biber sosundan ekleyeceğim. Çok az ekliyorum çünkü çok acı. Emrah'ın bir de çok fazla acıyla arası yok ama birazcık acı güzel oluyor. Kekik eklemedim. Biraz kekik. Sıvı yağ. Eklediğim Osmanlı baharatında sarımsak tadı da var. O yüzden ayrıyetten sarımsak falan eklemeyeceğim. Şimdi bunu güzelce bir karıştıralım. Sonra ağzını kapatacağım. Dolaba kaldıracağım. Dolap poşetlerine bir pişirmelik ayıracağım. Böyle Emrah diye ayırıyorum ama biz de yapıyoruz yani. Pratik oluyor. Çok ısınmış. Bir tavaya at suyunu salmadan ızgara tadında pişiyor. Çok da güzel oluyor. Salata yap, üzerine pişir koy. Lavaşın arasına sar. Ekmek arası yap. Pilavla makarnayla ye. Mis gibi oluyor. Hazırda böyle soslu tavuk. Şunu yapacağım arkadaşlar, bir de bunu file marketten almıştım biliyorsunuzdur belki. Bir takipçim önermişti, Tuğba bir dene diye. Glütensizmiş. Yani bununla ilgili güzel yorumlar da var. Beğenmeyenler de var. Bir deneyeceğiz bakalım. Dondurulmuş bölümde oluyor file markette. Şu şekilde gelir gelmez hemen çıkardım. Bir 30 dakika önce çıkarmanız yeterli oluyormuş zaten. Şimdi bunu güzelce bir doğrayalım. Sonra fırın tepsisine dizeceğiz. Aa, fırınımızı da ayarlayalım. 175 derece. Fırınımı açtım. Şimdi pişme zamanı 8 ya da 10 dakika kadar pişiriyorsunuz arkadaşlar. Birçok kurabiyede olduğu gibi gerçi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar 9 dakika da bu hale geldi. Tabii kurabiyeler ilk anda yumuşak olur bilirsiniz. Sonradan kıvamı oturur, biraz sertleşir. Bu tutaç ezmiş. Olsun. Vallahi güzel bir kokusu var. Bu birazcık soğusun. Ben bunun yanına bir kendime sütlü köpüklü kahve yapmayı planlıyorum.
Kurabiyeyi çok beğendim arkadaşlar. Güzel. Şekeri bir tık fazla gelebilir. Şekersiz seviyorsanız. Ama bana göre güzel. Kahvemi içtim, kurabiyemi yedim, biliyorsunuz zaten bulmaca çözüyordum. Tam derinim geldi. Anneciğim sana da kahve yapayım mı dedim. Yok hiç canım istemiyor anne dedi ama kurabiyeden yerim bir tane dedi. O da kurabiye yedi, biraz sohbet falan ettik. Şimdi burayı süpürmemiştim. Burayı bir süpüreceğim. Çocukların odasını bir süpüreceğim. Dün akşam Emrah gelirken almış. Yumuşatıcı istemiştim ondan. Benim favori yumuşatıcımın bu olduğunu biliyorsunuz zaten. Bingo'nun bu ve Mutlu Yuvamını çok seviyorum. Çamaşırlarda mis gibi bebeğimsi bir koku bırakıyor. Çok temiz bir koku bırakıyor. Bir de görünce bunu da almış. Bizim mahallenin marketinden almış bu ikisini. İndirimliymiş. Arap sabunu katkılı diyor. Lavanta kokulu. Başka çeşidi de var mıydı bilmiyorum ama orada yoktu. Bir denersin diye bir paket aldım. Yoksa fiyatı iyiydi. Birkaç tane alacaktım da dedi. Size de bir göstereyim dedim. Bingo'da böyle yüzey temizleyicisi çıkarmış. Bakalım nasıl çıkacak. Daha kullanmadım çünkü elimdeki daha bitmedi. Bu Asperox'un bulaşık tabletini kullanmıştım. Bardaklarımıza bir bakalım. Fena görünmüyor. Garip bir kokusu da yok ki bu benim için önemlidir. Yani yağlı gibi his de yok tabak çanaklarda falan. Güzel yıkamış gibi görünüyor. Dur bakalım. Biraz daha bir deneyelim bakalım. Ama fiyatı biraz daha uygun olabilir bu deterjanın. Sonuçta hani Türkiye'de üretilen yerli bir malımız. Diğer pahalı markalara o parayı veriyoruz da buna niye vermiyoruz mantığı olabilir. Ama en azından müşteriyi kendine bağlayana kadar bir tık daha indirimli ya da adet sayısını arttırıp o şekilde de bir pazarlama olayı stratejisi uygulanabilirdi diye düşünüyorum açıkçası. Bugünlük rutin işlerimi hallettim. Kutuyu almaya gideceğim birazdan da. Bugün hiç yemekten falan bahsetmiyorsun Tuğba. Yemek yapmayacak mısın falan diye düşünebilirsiniz. Bugün yemek yapmayacağım arkadaşlar. Beraber yaptığımız fırında patates tavuktan biraz var. Pesto soslu makarnamızdan var. Ondan önce yaptığımız yalancı mantının o hamurunu yoğurtlamadan ayırmıştım fazla haşladığım için. O ayırdığım hamurun üzerine yeşil mercimek birazcık haşlayıp sonra o hamurla buluşturdum. Üzerine haşlanmış nohut da ekledim. Onlar güzelce soğuyunca sonradan böyle yoğurdu çırptım. İçine bir de taze nane de doğradım. Soğuk bir çorba yaptım onunla. O çorbadan da var. Yalancı mantının üzerine yaptığımız o kıymalı sostan da var. Emrah dedi ki ben onu kıyma tantuni gibi yapar, dürüm şeklinde üzerine soğan falan doğrarım. O şekilde yerim onu dedi. İyi tamam o zaman dedim. Geri kalanlar da çocuklarla bize yeter zaten. Ben de kurabiyedir, kahvedir falan yediğim için o da beni tuttu. Ben bir kase çorba içsem bana yeter anlayacağınız. Allah'ın bin bereket versin. Hem onlar dolaptan çıkar. Hem de bugün Tuğba'nın yemek yapmama günü olur. Ben oğlumu aldım. Şimdi eve gidiyorum. Elimde de fon kartonu falan var. Bir de şöyle geri dönüşümle ilgili Derin'in İngilizce öğretmeni pankart hazırlayın demiş. Çöpleri çöpe atalım, kağıt plastiği ayrı ayrı koyalım falan böyle bir pankart hazırlayacaklar İngilizce olarak. Onu çıkarttım kırtasiyeden, çıta aldım işte şöyle. Onu pankarta takacağız. Mukavva aldım beyaz. Öyle yani. Şimdi eve gideceğiz ve yemeğimizi yiyeceğiz değil mi oğlum? Evet. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağı da toparladım. Emrah henüz gelmedi. Çok trafik var. Siz yiyin dedi. O yüzden biz yedik çocuklarla. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.